İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yine Sağlıklı Yaşam programıyla karşınızdayız. Bir önceki programımızda KOAH'ı işledik, KOAH'ı konuştuk, sigarayı konuştuk. Bu programımızda en az KOAH kadar ilgi çekici bir program olacağına inanıyorum. Bugünkü programımızda alerjiyi konuşacağız. Son dönemde toplumda çokça görülen bir hastalık haline geldi. Bugünkü konuğumuz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nden alerji bölümü hocalarımızdan Profesör Doktor Adile Berna Dursun. Hocamıza hoş geldin diyorum. Hoş hocam, bulduk. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Bugün hocam alerjiyi konuşacağız malumunuz. Bir önceki programda KOAH ve sigarayı konuşmuştuk solunum evet. yollarında. Ne gibi hastalıklar yapıyor diye. Bayağı ilgi gördü bu programımız. Öyle zannediyorum ki bu programımız da bayağı ilgi görecek. İnşallah. Çünkü polikliniklerimizde toplumda alerjik hastalıklar gitgide artıyor. Alerjik şikayetler bayağı fazla. Bu programın faydalı olacağına inanıyorum bu manada. Öncelikle alerjinin bir tanımını yapmak gerekiyor. Yani öyle düşünüyorum. Alerji nedir diye başlasak herhalde yeridir diye düşünüyorum hocam. Alerji nedir? Sonrasında da alerjik hastalıklar nelerdir diye devam edelim hocam. Tamam. Gayet güzel. Katılıyorum Mevlüt hocam size. Alerjik hastalıklar artık çağımızın hastalıkları içerisinde. Önce alerjiyi tanımlayalım. Haklısınız. Evet. Şimdi alerji bağışıklık sistemimizin normalde çevremizde bulunan aslında zararlı olmayan bir takım maddelere karşı fazladan aşırı cevap vermesi. Yani bağışıklık sisteminin farklı çalışması söz konusu. Çevremizde bulunan normalde zararlı olmayan bu maddeler neler olur diye baktığımızda hemen hepimizin aklına gelebileceği gibi ağaçların, çiçeklerin polenleri, arıların, böceklerin zehirleri, ev tozu içinde bulunan ev tozu akarı dediğimiz böcekler, küf mantarları gibi soluduğumuz alerjenler olabileceği gibi ilaçlar, besinler, kimyasal maddeler. Bunlar da çeşitli alerjik maddeler olabiliyor. Vücudumuz evet. bunlarla karşılaştığında normalde herhangi bir cevap vermemesi gerekiyorken herhangi bir bozukluk sebebiyle farklı ve aşırı bir cevap veriyor. Buna biz alerji diyoruz. Alerji hangi sistemi tutuyorsa ona göre çeşitli hastalıklarla karşımıza geliyor. Hani en çok sanki sadece ciltte kaşıntı döküntü yapar ya da saman nezlesi diye bildiğimiz bahar mevsiminde gördüğümüz alerjik nezle gibi anımsanmakla birlikte evet alerjik nezle, göz nezlesi, evet. astım hastalığı, gıda alerjileri, ilaç alerjileri, bazı mesleklerde gördüğümüz özel mesleki alerjiler, alerjik şok dediğimiz öldürücü olabilecek anafilaksi gibi durumlar. Bunlar sık gördüğümüz alerjik hastalıklar. Tam bu noktada hocam yani polikliniklerimizde çok sık görüyoruz mesela. Basit bir hapşırık ya da efendim ciltte bir kaşıntı veya diğer belirtiler. Bunları alerjik ya da non alerjik, yani alerjik olmayan diye ayıracak olursak böyle bir ayrım tam olarak var mıdır? Buradan bizi dinleyenlere hangi durumlarda alerjiyi düşünürüz, hangi durumlarda alerjiyi düşünmeyiz şeklinde bir bilgi aktarabilir miyiz? Tabii ufak tefek ipuçları verebiliriz. Şimdi alerji dedik ya bağışıklık sisteminin farklı yanıt vermesi. Bu tekrarlanan bir olaydır. Yani hepimiz özellikle şimdi zamanı geliyor influenza dediğimiz grip mevsimi. Evet. Ocak, Şubat aylarında herkes hani bir influenza geçirebilir, hapşırabilir, aksırabilir, tıksırabilir. Buna alerji demiyoruz. Ama ne zaman ki belli bir nedene tam oturtulmaksızın tekrarlayan şekilde hastalarımızın şikayetleri oluyorsa o zaman alerjiyi araştırmak Peki gerekiyor. Peki hocam, alerjik hastalıklar, alerjiden doğan hastalıklar belli bir yaş grubuna mı aittir? Mesela alerjik hastalıklar kadınlarda mı çok sık gözükür, erkeklerde mi? Ya da bu çocukluk döneminde mi daha sık gözükür? Ya da çocukluk döneminde alerjik bir bünyesi olan yaşı büyüdükçe bu evet. alerji üzerinden atar mı, bünyesinden atar evet, mı? Evet. Örneğin atıyorum mesela 70 yaşında da bir alerji olabilir mi? Ya da 2 yaşında bir çocukta alerji gelişebilir mi? Çünkü bunlar hep kafa karıştırıcı şeyler. Evet. Bu konuda bir bilgi verebilirseniz memnun olurum. Çok haklısın Mevlüt Hocam. Alerjik hastalıklar hemen söyleyelim her yaşta görülebilen hastalık grubundadır. Ve alerjik hastalıklar kronik hastalıklardır.
Ama belli yaş gruplarında bazı alerjik hastalıklar ön plana çıkar. Evet. Mesela çocukluk yaş grubunda daha çok gıda alerjileri, süt, yumurta, fıstık gibi ön plandayken alerjik nezle, bu saman nezlesi, göz nezlesi dediğimiz durum daha çok böyle çocuklar 5-6 yaşlarına gelince, okula başladığı dönemlerde, biraz daha büyüdüklerinde astım ortaya çıkar. İlaç alerjileri ise daha çok erişkin yaş grubunun hastalığıdır. Evet. Ama bundan şöyle bir sonuç çıkarmayalım. Çocuklarda ilaç alerjisi olmaz ya da erişkinlerde gıda alerjisi olmaz değil. Evet, çocuklarda da ilaç alerjisi görebiliriz ama erişkinlere göre daha az görürüz. Ya da tam tersi, erişkinlerde de gıda alerjisi görebiliriz ama çocuklara oranla daha azdır. Çocukluk çağında alerjisi olan bir birey büyüdükçe ne olacak? Özellikle ebeveynlerin en çok merak ettiği konu bu. Şimdi çocukluk çağında ne tür bir alerjisi olduğu önemli. Özellikle süt, yumurta gibi alerjiler çocuklar büyüdükçe, ilkokul çağına geldikçe %70-80 oranında düzelme eğilimindedir. Ama bakın burada %70-80 gibi bir oran veriyoruz. %20-30'luk bir oran. Bir oran düzelmiyor. O yüzden mutlaka çocukluk çağında özellikle gıda alerjisi olan çocukların ebeveynleri çocuk alerji uzmanı tarafından yıllık kontrollerde alerjisi ne düzeyde, hani azalıyor mu, duraksamış mı, gerilemiş mi diye tetkik edilerek diyetlerini açmaları gerekir. Hocam bir virgül koyarsak, şimdi çocuk alerjisi uzmanından bahsettik. Hem çocuk alerjisi uzmanları var hem de erişkin. Siz de zaten erişkin alerjisi noktasında uzmansınız. Böyle de bir yanılgı var. Yani belki alerji uzmanı hekim arkadaşlarımızın Türkiye çapında sayısının az olmasından kaynaklanan, ilerleyen yıllarda umarım bu sayı artacak. İnşallah. Çünkü çok popüler bir konu. Toplum çok ilgili alerjiye karşı. Burada bu konuda bilgi verebilir misiniz? Yani izleyicilerimizden belki çocukları alerjik olanlar vardır. Yani bunlar erişkin alerji hekimlerine gitsinler mi, yoksa bulabildikleri, ulaşabildikleri bir çocuk alerjisi hekimine mi gitsinler? Bu sorulara biz de muhatap oluyoruz. Ne dersiniz? Aslında çok güzel, yeri geldi. Bunu hakikaten paylaşmak lazım. Şimdi biz öğrencilere de anlatırken her zaman şunu diyoruz. Pediatri stajlarında da çocuklar erişkinlerin küçük bir modeli değildir. Çocukluk çağının hastalıkları, hani isimleri ve belirtileri bazen benzese de erişkinden tamamen farklıdır. O yüzden nasıl çocuk hastalıkları uzmanlık alanı var, çocuk alerjiyle erişkin alerji tamamen birbirinden ayrıdır. Biz özellikle 16 yaşını bitirdikten sonra hastalarımızı kabul ederiz. 16 yaşına kadar olan hastaları, hatta bazen bazı kurumlarda 21 yaşına kadar çocuk alerji uzmanları takip ediyor. Ama haklısınız, alerji sayısı ülkemizde çok az. Erişkin alerji uzmanı sayısı son verilere göre 100. Tüm Türkiye'de 100 kişi. Çocuk alerji uzmanı sayısı ise 202. Hani yaklaşık 80 milyonluk bir nüfusa 300 kişinin yetişmesi elbette ki mümkün değil. Ama yeni yeni yan dal uzmanlıkları veriyoruz. İnşallah sayılar artacak. Ama genel olarak büyük merkezlerde, tıp fakültelerinin olduğu şehirlerde çocuk alerji bölümü çoğunlukla var. Erişkin alerji bu açıdan biraz daha kısır. Ancak ilerleyen yıllarda inşallah erişkin alerji uzmanlarının da sayısının artmasını bekliyoruz. Evet hocam, şimdi şunu biliyoruz. Polenler, ev tozu akarları ve besin alerjisi en fazla alerji yapan gruplar içerisinde sayılıyor. Özellikle besin alerjisi noktasında biraz bahsettiniz ama hangi besinler özellikle alerji yapıyor bizim toplumumuzda? Hangi yiyecekler alerji yapıyor? Bu konuda bir bilgi verebilirsiniz. Bir de özellikle biz tabii Karadeniz bölgesindeyiz. Bu bölgeye özgü bir alerji yapan besin var mıdır? En çok hangi şikayetlerle geliyorlar? Şimdi besin alerjisi, gıda maddesi alerjisine bakınca tüm dünyada aslında süt, yumurta, un, kabuklu deniz ürünleri ve hani fındık fıstık dediğimiz kuru yemişler hep ön planda. Soruyorlar en üst sırada. Hocam, yumurtanın akı mı sarısı mı? Her ikisi de. Her ikisi de değil mi? Her ikisi de. Gıda alerjileri çok tehlikeli alerjiler. Özellikle çocukluk çağında. Çünkü sadece hani
ağızdan alıp tüketmekle düşünmeyin. O kadar alerjik bünyeli çocuklarımız ya da erişkinlerimiz var ki sadece cilde temasla bile reaksiyon gelişebiliyor. Hatta bizim bu konuyla ilgili çok ilginç bir tecrübemiz var. Yine böyle genç erişkin yaşta 20'li yaşlarda bir hanım hastamız. Çocukluk çağından beri yumurta alerjisi var. Bakın %70-80 düzelir dedik. Bu hastamızınki düzelmemiş, devam etmiş. Kendisi biliyor, yumurta yemiyor, uzak bundan. Ama hani tanıdıklarının bir tarifi üzerine yumurta akı içeren bir cilt bakım ürünü hazırlıyor kendine. Ve bunu yüzüne sürdükten yaklaşık 10 dakika içerisinde acil servise zor yetişiyor. O yüzden sadece hani ağızdan almakla diye düşünmemek lazım. Çok temasla farklı da temaslar olabiliyor. Şimdi hocam ben çileği falan çok severim. Çile fıstığı da severim. Evet, yani evet. Bizim Türk toplumunda biliyorsunuz akşam oturmaları, misafirlik de var. Evet. Çayla birlikte fındık, fıstık, özellikle bu yörede fındık ikram ediliyor. Bir de balık, onu sanırım balık kabuklu, da alerji kabuklu balıklar. Ve işte çilek gibi ürünler de alerji yapabiliyor. Yani her ne kadar çok şey olsa da, lezzetli olsa da. Evet, bu çilek, domates, patlıcan, bu üçlü özellikle erişkilerin en çok bize başvurdukları. Aslında bu üç, hani çilek, patlıcan ve domates, hani birbirinden çok farklı ama ortak bir özelliği var. Histaminerjik gıda dediğimiz bunlar. Yani İçlerinde, biraz açalım hocam onu. Histamin adında bir kimyasal madde. Hani doğal yapılarından ötürü normalde daha fazla vücudumuzda var histamin. Normalde bu madde bizim vücudumuzda var. Hani bağışıklık sisteminde sıkıntı olmayan kişilerde bir sorun yaratmıyor. Evet. Ama özellikle hani miktarı fazla yediğinizde, hani bir çilek, iki çilek değil de oturup bir kilo yakın çilek yediğinizde kaşıntı olması ya da patlıcan yediğinizde dudaklarınızda kaşıntı, batma olması, bu gıda maddelerinin içinde doğal bulunan maddeden ötürü. Biz buna alerji demiyoruz. Evet. Peki hocam, son dönemde mesela gelişen bir kültürümüz var. Fast food kültürü. Evet. Mesela fast food kültürü alerjiye kapı aralar mı? Aralar mı daha doğrusu? Evet. Şimdi bunu fast food kültürünün en kötü sonucu obezite. Evet. Alerjiden belki daha kötü. Alerjiden bile daha kötü. Çağımızın hastalığı. Çünkü obezite pek çok hastalığın da kökeninde yol açıyor. Mesela obezlerde romatizmal hastalıklarda daha fazla görülüyor. Evet. Kanser türü hastalıklarda daha fazla görülüyor. Alerji ve astım da daha fazla görülüyor. Evet. O yüzden fast food gıdaların alerjik hastalıklar için de sakıncalı olduğunu düşünüyoruz. Paketli ürünler, özellikle market ürünleri, bunlarda da dikkatli olmamız gerekiyor. Katkı maddeleri açısından özellikle çok dikkatli olmamız lazım. Etiket okumayı bilmemiz lazım. Özellikle süt yumurta alerjisi olanlarda, hani çok minik minik yazar ya, belki bir büyüteç taşımak lazım markete gittiğimizde. Hani illaki orada süt ve yumurta yazmasını beklememek lazım. Nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerekiyor ilaç alerjisi? İlaca alerjisi olan hekime ilaç alerjisi olduğunu söylemeli mi? Söylememeli mi? Ne yapması gerekiyor? Hekimler ne yapması gerekiyor bu durumda? Nasıl yaklaşması lazım? Şimdi erişkin alerji polikliniklerinde hemen her gün olmazsa olmaz vakası ilaç alerjisidir. Evet. Mutlaka her gün görürüz biz birkaç tane ilaç alerji vakası. Burada hem hekimlere hem hastalara çok iş düşüyor. Haklısınız, ülkemizde hani antibiyotik kullanımı çok fazla. Allah'tan şimdi Sağlık Bakanlığı akılcı ilaç uygulaması kapsamında bir takım kamuya yönelik eğitimler veriyor. Öncelikle gereksiz hiçbir ilacı kullanmamak lazım. Ne kadar çok bir maddeyi fazla tüketirseniz ona karşı alerji gelişme olasılığı daha fazla. Peki antibiyotik alerjisi olup olmadığını bireyin nasıl ölçeceğiz hocam? Şimdi şöyle, antibiyotikleri kullandığınız zaman öncelikle kullandığınız antibiyotik ne olduğunu bir kere bilmeniz lazım. Ya bir yere not edeceksiniz ya kutusunu saklayacaksınız. Evet. İlaçları kullandığınızda iki tip
istenmeyen etkiyle karşılaşabilirsiniz. En sıklıkla gördüğümüz bizim bir ilacı aldığınızda bilirsiniz ki bu her hastada bunu yapabilir. Biz buna tip A reaksiyon diyoruz. Beklenen reaksiyon diyoruz. Mesela bazı antibiyotiklerin ishal yapması. Biz bunu bazı beklenen, ilaçlardan bazı şeyleri bazı yan etkiler, diyebiliriz. Beklenebilir. Biz bunu alerji demiyoruz. Bu herkes de olabilir. Bu herkes de olabilir. Bunu çok iyi ayırt etmek gerekiyor. Hani böyle bir durum olduğunda tekrar bu ilacı kullanmakta aslında tıbben bir sakınca yok. Fakat bazı önlemler alınması gerekir. Ama gerçekten ilaç alerjisi dediğimiz durumda beklenmeyen bir şekilde, kimde olacağı önceden bilinmeyen şekilde farklı reaksiyonlar olmasıdır. Hani ilacı aldığınızda yüzünüzün gözünüzün şişmesi, kaşıntı olması, avuç içinin kızarması, nefes darlığı yaşamanız gibi bir sürü sorunlar yaşayabilirsiniz. Evet hocam, bir soru var sanırım. İsmini tam ben alamadım ama. Buyurun, iyi akşamlar. Buyurun. Ali, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Mevlüt'ten ben Palavan'dan arıyorum, o Palavan'dan. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba hocam, sizi tanıdım. Evet. Sizi tanıdım. Buyurun. Eşim Nisan Hacı Bektaşoğlu. Buyurun, sorunuzu alayım ben şimdi sizin. Sorun doktor, benim kız çocuğum var. 7 yaşında. Halı tozuna alerjisi var. Sürekli hasta oluyor doktor. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Televizyonunuzun sesini önce bir kısalım. Televizyon sesini kısalım. Evet, çünkü sizin sesinizi biz alamıyoruz bir o zaman. Bir saniye doktor. Şimdi soruyu soralım. Şimdi sorunuzu alayım. Doktor, benim kız çocuğum var 7 yaşında. El tozu, halı tozunda alerjisi var. Evet. Sürekli hasta oluyor doktor. Evet. Sürekli antibiyotik yemesi gerekiyor. Ciğerlerine iniyor bazen. Yani ne yapmamız gerekiyor doktor? Tamam. Soruyu anladık biz. Siz telefonunuzu kapatın. Hocam cevap verecek. Anladık değil mi hocam? Oldu. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Selamlar. Geçmiş olsun diyoruz izleyicimize. Şimdi kısaca bir özetleyelim. Belki duyulmamış olabilir. 7 yaşında bir kız çocuğu var. Halı tozuna alerjisi var ve çok sık hasta oluyor. Ciğerlerine iniyor, antibiyotik kullanıyor. Evet. Şimdi öncelikle çocuk alerji uzmanı tabii ki değerlendirmeli. 7 yaşında olduğu için onu mutlaka söyleyelim ama genel bir takım önerilerde bulunuruz. Halı tozu alerjisi dediği, ev tozu akarı dediğimiz bir cins böcek aslında. Evet. Tozların içerisinde bulunuyor. Gözle görülebilen bir böcek değil maalesef. Çok küçük, ancak mikroskop altında görülebiliyor. Ve bu böceklerin bir takım vücut ürünleri, hani işte salyaları, dışkıları, bunlar alerjik özellikte. Özellikle yatakta, yorganda, yastıkta, halıda, koltukta bulunuyor. Hani masanın üzerinde toz olur, burada bulunmuyor. Daha çok gece yattığında, hani birey burnu tıkanabilir, genzi akabilir, öksürüklerle uyanabilir, çok ciddi kaşıntıları olabilir. Ya da bronşları hassassa astım belirtileri, öksürük, nefes darlığı, hırıltı olabilir. Şimdi bu tür şikayetler eğer hakikaten ev tozu böceği alerjisine bağlıysa antibiyotiklerin hiç yeri yok. Öncelikle hani gereksiz antibiyotik kullanımından uzak durmak lazım. Yani alerjide biz antibiyotik kullanmıyoruz. Evet. Enfeksiyonlarda kullanıyoruz, iltihabi durumlarda kullanıyoruz. Mikrobik hastalıklarda antibiyotik kullanıyoruz. Oysa alerji mikrobik bir hastalık değil. Ha, neye alerjisi varsa aynı şeker hastalığı gibi düşünmek lazım. Nasıl şeker hastalarına hani şekerlerini arttıracak gıdalardan uzak durmaları öneriliyor? Bireyin alerjisi neyse ondan uzak durması lazım. Gerekiyor. Bununla ilgili evde bir takım düzenlemeler gerekiyor. Bunu hani alerji hekimi kendilerine anlatacaktır. Ve bu düzenlemeleri yapsa bile mutlaka bir süre burun şikayetlerine, öksürüklerine, işte astım şikayetlerine yönelik özel alerji ilaçları, alerji spreylerini düzenli kullanması gerekiyor. Burada hemen şunu belirtelim. Hani mikrobik hastalıklarda antibiyotikleri bir hafta veriyoruz, 10 gün veriyoruz yeterli oluyor ama alerjik hastalıklarda tedavileri biraz daha uzun kullanmamız ve mutlaka doktor kontrolünde azaltarak kesmemiz gerekiyor. Hocam bir sorumuz daha var. Alalım. Soruyu alalım. Önce merhaba diyelim tabii. Ses gelirse. Evet. Bağlantı var mı arkadaşlar? Geliyor bağlantı. Merhabalar, alo. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, isminizi alalım. Nereden arıyorsunuz? Kocaeli Gebze. Kocaeli Gebze'den arıyorsunuz. İyi akşamlar. Evet, ben Melek Aydın. Melek Aydın. Melek Hanım, sorunuzu alabiliriz. Şu an sizin sesinizi duyuyoruz. Benim sorum şu olacak. İlaca karşı benim de var. İlaca karşı vermek gerekiyor mu?
Melek Hanım. Sanırım tekrarlasak evet, iyi olacak. Evet, kesik evet. oldu. Alamadık Melek İlaca Hanım. İlaca karşı bir alerjiden bahsetti. Evet ben... Evet tekrarlayalım sorunuzu. Birkaç ay o zaman dudağım çıkıyor, elim oluyor. Bu şekilde. Bir doktora gittiğim zaman da size söyleyeyim ben. Evet tamam. Ben şunu anladım hocam. Melek Hanım ilaç evet. aldığında dudağı şişiyor, eli şişiyor. Evet. Eli şişiyor. Evet. Ben bunu anladım. Ben hem bu taraf şişeyim bu. Ondan olabilir mi? Neyden olabilir? Duyamadım Melek Hanım. Tekrarlar mısınız? Guatr hastasıyım ben. Guatr hastasınız ondan tamam. olabilir mi? Tamam. tamam. Sorunuzu evet. aldık. İyi tamam. akşamlar. Telefonunuzu kapatın. Geçmiş tamam. olsun. Kocaeli'ye selamlar. Evet. Şimdi Guatr hastalığı olması bir kişinin ilaçlara karşı alerji riskini arttıracak diye bir kural yok. Evet bazı hastalıklar arttırabiliyor. Karaciğer yetmezlikleri, böbrek yetmezlikleri gibi. Ama Guatr hastalığı var diye ilaç alerjisi olacak diye bir durum söz konusu değil. Yani. Bu dudak şişmelerinin ve el titremelerinin hakikaten ilaçla ilişkili olup olmadığını ortaya koymak lazım. Bunun için çok iyi bir takip lazım. O ilacı aldığında her seferinde bu dudak şişmesi, el titremesi oluyorsa ilaç bundan sorumlu olabilir. Ama çok zaman ilaçları tek başına almıyoruz. Yanında ya başka bir şey yemiş oluyor ya başka bir ilaç almış oluyor. Hangisine bağlı olduğunu çıkarabilmek için mutlaka hekimle görüşmesi lazım. Bir de hocam şey var, güneş alerjisi var. Mesela Akdeniz bölgesinde yaşıyoruz. Evet. Ülkemiz neredeyse bazı bölgeler 365 gün güneş alıyor. Bu güneş alerjisi çok insanı rahatsız ediyor. Yani çok yazını böyle çekilmez hale getiriyor. Çok haklısınız. Çok kısa güneş alerjisi hakkında bir bilgi alabilir miyiz? Ultraviyole ışınlarının geliş açısına ve yoğunluğuna bağlı olarak ciltte bazı hassas kişilerde hakikaten güneşle karşılaşınca kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık hatta çok duyarlı bireylerde baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü buna kadar varabilir. Maalesef bunu ortadan kaldıracak bir tedavi yöntemimiz yok. Korunma öneriyoruz. Evet. Korunma dediğimiz nedir? Dışarı çıkacağı zaman birey çıkmadan yaklaşık yarım saat önce direkt güneş ışınına maruz kalan bölgelerine hani yüzü olabilir, eli olabilir, boynu olabilir. En az 30 koruma faktörlü güneş koruyucu krem sürmesi gerekiyor. Ve eğer dışarıda kaldığı süre yani direkt güneş ışınına maruz kalmak. Yani şöyle düşünmeyin hani deniz kenarına gidip güneşlenmek değil kastımız. Evinizden çıktınız alışverişe gideceksiniz. O zaman bile sürmek gerekiyor ve dışarıda 2 saatten fazla kalıyorsanız arada bu kremin yenilenmesi lazım. Şey kullanabilir miyiz hocam? Dışarı güneşli havada antihistaminik dediğimiz anti alerji engelleyen ya da alerji tedavide ilaçlar kullanabilir miyiz? Çok yoğun şikayetleri olan bireylerde düzenli olarak kullanılabilir ama bu ilaçlar hastalığı ortadan kaldırmaz. Sadece baskılar. Bir de kullanılacak güneş koruyucu kremde özellikle bazı katkı maddelerinin olmaması gerekir. Çünkü biz korumak amaçlı güneş kremi kullanıyoruz ama özellikle paraben, sülfat gibi maddeler içeriyorsa bu sefer onlar daha kötü etki yapabiliyor. Bir telefonumuz daha var hocam müsaade ederseniz. Son bir cümle söyleyeyim. Hassas ciltli bebekler için olan ürünleri tercih etmeleri lazım. Marka hiç önemli değil. Tamam hocam. Bir sorumuz daha var. Buyurun. Alo. İyi akşamlar. İsminizi ve nereden aradığınızı söyler misiniz? Bahar Gür, Adapazarı'ndan arıyorum. Evet. Buyurun. Sorunuzu alalım. Şimdi benim her türlü evin tozuna alerjim var. Dışarı çıktım mı bitkiye alerjim var. Çiçek tozuna alerjim var. Güneşe alerjim var ama doktor benim güneşten enerji, D vitamini eksikliği bunu da güneşten sağlayacağını söyledi bana. Bunlar ilaca alerjim var. Bu alerjilerden de bir türlü kurtulamıyorum. Nefes darlığı çok çekiyorum. Bu alerjiye bağlantılı olabilir mi? Evet. Sobalı evde oturuyorum. İşte sobanın tozu. Bunu çok aydınlanmak istiyorum. Bu soruda çok sorun yaşıyorum. Şu anda tam uzmanına sordunuz. Sorunun cevabını alacaksınız inşallah. Hiç çok merak etmeyin. Doktoruma çok teşekkür ediyorum.
Şuradan güler yüzünün güzelliği yetiyor zaten bize. Oldu. Çok teşekkür ederiz. Adana'ya selamlar. Evet. Şimdi hocam, yani güneşten bahsettik. Adana'dan bahsediyoruz. En fazla evet. Güneşin olduğu yer. Doğru. Ben 2 ay önce Adana'daydım. Harika bir şehir yani. O nehri değil falan mi? Var. Hem ama yeşil. Adanalılar da yani güneşten adeta imtihan ediliyor. Bunalmış vaziyetteler. Evet. Soru oradan geldi. Anladık tamam. Herhalde soruyu evet, hocam. Evet evet. Adana'dan katılan seyircimizin anlattığına göre çoklu alerjisi çoklu var. Çoklu alerjisi var. Şimdi artık toplumumuzun neredeyse 4 kişiden birinde bir alerjik hastalık var. Ve bu kişilerde de maalesef tekli alerji çoğu zaman olmuyor. Yani 4'te 3'ünde de çoklu alerji oluyor. Yani evet. Küfe alerjisi oluyor, ev tozuna alerjisi oluyor, evet. Polene oluyor. Şimdi anlattığı kadarıyla hastamızın da böyle birden fazla maddeye alerjisi var. Bir de astım olmuş. Bir herhalde. De astım olmuş tabii. Evet. Hemen onu cevap verelim. Alerjimden dolayı nefesim daralıyor mu? Evet, hakikaten alerjik astım nedeniyle nefesi daralıyor olabilir. Hı-hı. Şimdi Adana hem nemi nedeniyle evet. Ev tozu akarları hem de küf mantarlarının çok yoğun olduğu bir bölge. Hı-hı. Buna bağlı olarak alerjik nezle ve alerjik astım şikayetlerini çok görüyoruz. Ayrıca sobalı evde oturduğunu söyledi. Yani bir de o faktör, risk hani faktörü. Sobayı yakmak, temizlemek o da nefes darlığı için yapalım. Ayrı bir risk Hı-hı. faktörü. Bunlarla ilgili düzenli tedavi alması gerekir. Düzenli tedavi derken artık hani bir benim alerjik astımım var, çoklu Hı-hı. alerjilerim var. Ben her gün dikkat etmem gerekenler bunlar, bunlara Hı-hı. dikkat edeceğim. Sanki her gün tansiyon ilacı alır gibi, Hı-hı. şeker ilacı alır gibi alerji ilaçlarımı alacağım ve düzenli kontrole gideceğim. Gibi. Peki evet. Soru yani Hı-hı. hastamızın çoklu alerjisi var, aynı zamanda bir de astımı var. Şimdi kime gidecek? Astım doktoru için, astım için göğüs hastalıkları evet. doktoruna mı gidecek? Evet. Yoksa bir alerji uzmanı Hı-hı. bunun tedavisini verebilir mi? Hem astımın tedavisini Tabii. hem de alerji tedavisini Aslında, verebilir mi? Erişkin alerji uzmanı bütün hastalıkların tedavisini hastamızın düzenleyebilir. Evet, evet. Ama Adana'da hani yanılmış olmayayım ama şu anki bilgilerime göre bir erişkin alerji uzmanı yok. Ama Adana'da çok güzel bir çocuk alerji kliniği var üniversitenin tıp fakültesinde. Evet. Evet. Hani çocuk hastaları o açıdan şanslı. Adana'da erişkin alerji uzmanı olmadığı için göğüs hastalıkları uzmanına gidebilir. Evet. Ama göğüs hastalıkları uzmanı ilk tedavilerini düzenler. Yeterli yanıt alamazsa daha farklı tedavi yaklaşımları için biz evet. şimdi mesela özel aşı tedavileri yapıyoruz. Özel yeni çıkan ilaçlar Hı-hı. var. Onları verebiliyoruz. Hı-hı. Hani bunlara uygun mudur diye alerji uzmanı olan bir merkeze yönlendirebilir. Şimdi hocam aşı tedavileri özel bir konu. Polenler orayı geçtim zannetmeyin. Yok tam döneriz. Polenler aşı tedavisi evet. oraya gireceğim. Fakat bir telefon daha var hocam. Alalım. Telefonlar gelmişken alalım hocam. Tamam. İyi akşamlar buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nereden arıyorsunuz? İsminizi de söylerseniz memnun oluruz. İstanbul'dan arıyorum. Benim idiopatik ürtiker anafilaksi hastalığım var. Evet. Bunun için tedavi oluyorum. 9 aydır çekiyorum. Bu ay işte aşı tedavisine başladım. Ama şu anda hiçbir faydasını göremedim. Artı ilaçlar da kullanıyorum. Mesela bir haftadır böyle kalp atış hızlarım çok yükseliyor. Hani bir türlü hani bu tedaviye hani düzelemedim. Hani ne önerirsiniz? Evet. Tamam. Geçmiş olsun Geçmiş öncelikle. Geçmiş olsun diyoruz. Şimdi hocamız cevaplayacak inşallah. Hocam şimdi ona gelecektim. Aşı tedavisi ya da immünoterapi. Bizim hastanemizde de siz başarıyla evet. uyguluyorsunuz hastalarımız alerji bölümümüzde. Soru da ondan ilintili evet. sanırım. Cevabının bir kısmını onu da içeriyor. Evet, evet. Bu cevabı verirken aşı tedavisini biraz onu açarsanız. Şimdi önce açalım. Hastamızın şikayetiyle başlayalım. Hani duyuldu duyulmadı ben tekrarlayayım. Kronik idiopatik ürtiker ve anafilaksi dedi. Evet. Bu kronik nedeni bilinmeyen kurdeşen evet. ve alerjik şok, şok. Demek. Hani evet. tıbbi Çok terimleri anlayabilmemiz toplumda. İçin. Şimdi kronik nedeni bilinmeyen ürtiker hakikaten sık görülüyor. Ve çoğu zaman tedavi yönetiminde biz hekimlerde çok zorluk çekiyoruz. Hı-hı. Ama buna anafilaksinin yani Hı-hı. alerjik şokun eşlik etmesi nispeten daha nadir gördüğümüz evet, bir durum. Evet. Şimdi bu hastalıklarda o bizim immünoterapi dediğimiz klasik bildiğimiz aşı tedavilerinin çok fazla yeri yok aslında. Hı-hı. Hani nedeni bilinmeyen de. Bu tür hastalar için özel yeni çıkan hani Amerika'da Hı-hı. ve Avrupa'da bizim ülkemizde Hı-hı. de kullanıyor. Biyolojik ajanlar dediğimiz tedaviler var. Hı-hı. Onlar da
da hani iğne yoluyla yapıldığı için hastalarımız bunu aşı tedavisi olarak algılayabiliyor. İstanbul bu açıdan şanslı. Hem çocuk alerji hem erişkin alerji uzmanının hem Avrupa hem Anadolu yakasında var. Eğer hakikaten bir alerji uzmanına gittiyse özel biyolojik ajanlardan aşı tedavisine başlanır. Etkisi hemen çıkmayabilir. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Evet. Bu esnada mutlaka diğer ilaçları da kullanmak gerekiyor. Bir 6 ay izlemek lazım. 6. ayın sonunda hasta ve hekim karşılıklı oturup ne kadar değişti, ne kadar fayda gördüm, ona göre ileriye yönelik plan yapması lazım. Hocam. Bir sorumuz daha var hocam. Anladım. İyi akşamlar. Telefon düştü herhalde. Hemen soracağım hocam. Tamam. Bu aradan faydalanayım. Biz aşıya geçelim hocam. Aşı özellikle. Aşı tedavisi var. Hangi yaşta başlanması gerekiyor? Her yaşta yapılabiliyor. Mesela 1 yaşında 2 yaşındaki çocuğa aşı yapılabiliyor mu? Ya da 70 yaşındaki bir amcamıza ya da ninemize aşı yapılabiliyor mu? Ne kadar süreyle yapılması gerekiyor? Özellikle hangi aşılar yapılması gerekiyor? Kimin yapması gerekiyor? Bir seri soru sordum ama. Tamam, hepsini bir seri cevaplayayım. Hepsini birbiriyle ilintili çünkü. Hiç merak etmeyin. Şimdi alerji aşısı dediğimiz şey alerjene özel yapılmış bir aşı yöntemi. Şimdi sizin alerjiniz olduğunuz bir maddeyi vücudunuza çok küçük dozlarda vererek bağışıklık sisteminizi tabiri caizse kandırmaya çalışıyoruz. Yani vücudu alıştırıyoruz. Alıştırıyoruz vücudu. Evet. Ama bu alıştırma işlemi çok tehlikeli bir işlem. O nedenle bu tedavi yöntemini bilen, uygulayan ve acil durumda mutlaka müdahale edebilecek ortamlarda bu konuda tecrübeli hemşire, hekim, sağlık personeli ve alet edevatın olduğu tam teşekküllü hastanelerde alerji uzmanı tarafından yapılması lazım. Mesela hocam lazım. Ben duyuyorum. Siz de mutlaka daha fazla duyuyorsunuzdur. Evet, efendim kargoyla şeyler geliyor, aşılar geliyor. Evet. İçinde ne olduğu belli değil. Nasıl kullanacağı belli değil, kimin nasıl yapacağı belli değil, süresi belli değil. Yani bunlara itibar etmemiz gerekiyor mu? Bunlara biraz temkinle yaklaşmamız lazım. Aşı tedavisi özel eğitim gereken bir tedavidir. En az 3 yıl yapılmalıdır. İlk alıştırma dönemi 6 haftadan 16 haftaya kadar uzayabilir. Hani bireyin alerjisinin ne olduğuna bağlı. 3 yıl yapılmadan bir aşıdan fayda görülmez. Aksine yarıda bırakılırsa daha negatif etkisi olur. Mutlaka alerji uzmanının önerdiği ve sağlık merkezlerinde yapılması lazım. Bunun altını çiziyoruz. Evet, yaş sınırına gelince hali hazırda tüm dünyada 5 yaşından sonra aşı tedavisi önerilir. Ama çok özel durumlarda, çok hani riskli bebeklerde daha küçük yaşta aileden özel izin alınarak yapılabilir ama sınırımız 5 yani yaş. Hastalığın ciddiyetine göre alt çok özel durumlar, kar zarar ilişkisini ortaya koyaraktan da. Ama biz alt sınır 5 yaş diyelim. Evet. Üst sınırımız var mı? Aslında üst sınırımız yok. Yani 40 yaşından sonra aşı yapılmaz, 50'sinden sonra yapılmaz diye bir durum söz konusu değil. Evet. Uygun hastaysa yapılabilir. Özellikle arı alerjilerinde 60 yaşında, 70 yaşında hastalarımıza biz halen aktif olarak aşı tedavisi yapıyoruz. Hocam bir telefonumuz daha alalım. Var. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. İsminizi ve aradığınız yeri söyler misiniz? Evet, buyurun sorunuzu alalım. Ya ben annemin rahatsızlığı için aradım. Biraz sesli konuşabilir misiniz acaba? Sesiniz tabii çok ki az geliyor. Annemin rahatsızlığı için aradım. Buyurun. Annemin sefaloskorin grubu ilaçlara karşı alerjisi var. Hangi grubu ilaçlara karşı? Sefaloskorin. 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 Tamam. Evet. Anafilaktik şok geçirdi. Evet. Hastaneye kaldırıldı, müdahale edildi. Evet. Şu an kendisinin bel fıtığı var. Nesi var? Anlamadık orayı. Nesi var? En son hastaneye kaldırdınız. Evet, o alerjik şoktan dolayı. Evet. Kendisinde şu anda bel fıtığı var. Bel fıtığı var. Bel fıtığı var. Evet. Evet. Romatizma ilaçlara karşı da alerjisi var. Evet. Tamam. Romatizma. Çok ağrı çekiyor. Çok ağrı çekiyor. Doktor da iğne vermiş mesela, diyor ki bunun alerji testinin yapılması lazım. Doktor iğne vermiş, bunun alerji testi yapılması gerekiyor. Şanlıurfa'da alerji testi yapılacak yer yok. Nereden siz arıyordunuz hanımefendi? Şanlıurfa. Samsun'dan arıyorum. Şanlıurfa. Urfa'dan arıyorsunuz. Tamam. Evet, Urfa'da da bu testi yapılacak bir hekim ya da sağlık merkezi bulamamışlar. Evet. Doktor
Hanım'ın bize önerebileceği ne var acaba? Tamam. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle annenize geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Urfa'ya da selamlar buradan iletelim. Allah razı olsun. Sen de oraya selam. Evet, aşı tedavisini biyolojik reklam ajanları... gibi olmasın ama yani hocamızdan biz çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz buradan da. Bir soru daha varmış herhalde tabii hocam. Tabii alalım. Arkadaşlar soru var mıydı? Geliyor soru. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun isminizi ve aradığınız yeri söylerseniz memnun oluruz. İsmim Ercan Göktaş. Zonguldak'ta arıyorum. Ercan Bey Zonguldak'tan arıyor. İyi akşamlar. Buyurun Ercan Bey sorunuzu alabiliriz. Şimdi hocama sorum şu olacak. Kızım 13 yaşında. Doğduğundan beri alerjik hastası. Evet. Ana sınıfına başladığından beri alerjik testi hiç yaptırmadık ama ana sınıfına başladığından beri normal alerji hastası biliyoruz ama son 3 ay önce bir hastaneye gittiğimizde astım alerjisi olduğunu söylediler bize. Evet. Her gün kullandığımız Airfix diye bir çiğneme tableti kullanıyoruz. Evet. Yalnız bunun süresi nedir bilmiyoruz. Ne kadar kullanacağız? Hocam onu soracağım. Evet, teşekkürler. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi akşamlar. Zonguldak'tan arayan Ercan 13 Bey. Yaşında evet, çocuğu için soruyor. Alerjisi varmış. Aslında varmış. Ne güzel anlattı. Çocukluk çağından beri sıkıntıları var. Evet. Hani dedik ya bebeklikte egzama, gıda alerjisi. Şimdi de artık alerjik nezle ve astımı gelişmiş. Mutlaka çocuk alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Zonguldak Ankara'ya ya da İstanbul'a gidebilirler. Oralarda var. İlacı ne kadar kullanacağız? Bu tamamen çocuktaki hastalığın ağırlığına ve şiddetine hocam, bağlı. Hocam Ankara derken yani daha böyle spesifik daha şey olsun hastalarımız iyi bilsin. Tamam. Tam adres söyleriz. Ankara çocuk alerji açısından çok zengin bir Hacettepe, şehrimiz. Ankara Hacettepe'de Tıp. Çocuk alerji bölümü var. Gazi Üniversitesi'nde var. Başkent Üniversitesi'nde var. Evet. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nde. Evet, eski adıyla SSK Dış Kapı, şimdiki adıyla Yıldırım Beyazıt'ta. Yani Ankara'da çocuk alerji olarak gidebilecekleri 5-6 tane merkez var. Randevu usulü çalışılıyor. Randevu alabilirler. Öncelikle hani mutlaka bir hakikaten alerji testleri yapılması. Özellikle astım için solunum fonksiyon testleri, üfleme testi dediğimiz testin yapılması gerekiyor. Burada şunu söyleyelim hocam. Şimdi Zonguldak'tan Cemil Bey Ankara'ya atlar gider. Evet. Çocuğu da bir takım ilaçları hali hazırda kullanıyor ise alerji testi yapamayız o hastaya. Hangi ilaçları alerji testinden önce kesmesi gerekiyor? Çok güzel bir noktaya değindim Mevlüt Hocam.
Özellikle alerji testi yapabilmek için bazı alerji ilaçlarının en az bir hafta önce kesilmesi gerekiyor. Ama bunu da hastalar kendi başlarına karar vermemeli. O nedenle öncelikle bir randevu almalılar. Hı-hı. Randevu alırken ilgili birimde zaten onlara bilgi veriliyor. Mesela alerji ilacını kesiyoruz ama astım ilaçlarını kesmelerine gerek yok. Çünkü astım ilacını keserse bu sefer astımı atağa girebilir. Hı-hı. Sadece alerji. Hani antihistaminik dediğimiz alerji hapını bir haftadır almıyor olması gerekir. Hı-hı. Ama burun spreyini, astım spreyini, krem sürüyorsa kremlerini kesmesine, yani grip ilacı falan kullanıyorsa onları kullanmaması gerekiyor. Erişkin hastalarımız için bir uyarı yapalım. Uyku ilaçları, depresyon ilaçları bunlar çok etkiliyor. Ama tabii onlar da direkt kesilebilen ilaçlar değil. Mutlaka hekimleriyle görüşerek gelmeleri hocam. Lazım. Hocam bir soru daha var. Alalım. Onu da alalım. İyi akşamlar. Buyurun. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İsminizi ve nereden aradığınızı söyler misiniz? Ben Rıdvan Boğdur. Pazar'dan arıyorum. Evet, buyurun. Ben hocama şunu söyleyeceğim. Ben onun hastasıyım. Evet, sizin hastanız hocam. Merhaba. Buyurun. Evet. Merhaba. Sorunuzu alalım. Benim sorum şöyle. Bende arı alerjisi var. Ara. Yani bal alerjisi. Evet, arı alerjisi. Alerjim var. Evet. Ben orada test yaptırdım. Arı alerjisi Ankara'dan gelen tarlalarda yüksek çıktı. Bana aşı yapamadınız. Yapamadı. Yurt dışından inek getirdim. İsmini vermek istemiyorum. Sorunuzu alalım. Soruyu alalım. Soruyu şimdi şöyle. Şimdi beni arı tekrar arı istiyordu. Sesini biraz açalım. Tamam. Hiçbir şey olmadı bana. Ambulans falan geldi, çağırdım. Evet. Şimdi yurt dışına gelen yine ben de birkaç defa size geldim hastanede, siz izindeydiniz. Şimdi ilaçlarımı bıraktım. Hiçbir şeyden şikayetim yok. Yalnız biraz sabahları kalktığım zaman doğa hastası olduğum için biraz nefes darlığı oluyor. Spray kullanıyorum. Başka bir ilaç kullanmama gerek var mı? Tamam. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun hocam. Kısaca şöyle bir özetleyelim. Geçmiş olsun diyoruz. Anladığım kadarıyla hem astımı var hem bir ara alerji sorunu var hastamızın. Şimdi astım için sprey ilaçları mutlaka düzenli kullanmak gerekiyor. Bu ilaçları kesebilir miyiz, azaltabilir miyiz? Hastayı muayene etmeden, bu üfleme testi dediğimiz solunum fonksiyon testi ölçümü yapmadan herhangi bir karar vermemiz doğru değil. O yüzden hastalar kendilerini çok iyi hissetseler bile hekime görünmeden astım spreylerini kesmemeliler. Evet. Ara alerjisine gelince, ara alerjisiyle karşılaştığımızda ilk yaptığımız bizim hani aşıya uygun mudur değil midir bunun tetkikleri yapılırken, acil bir durumda hastamızı arı sokarsa kendi kendine uygulayabileceği böyle kalem tarzında bir acil durum iğnemiz var. Bunu getirttiriyoruz yurt dışında ve hastanın yanında taşımasını istiyoruz. Daha sonra tetkik sonuçlarımıza göre, çünkü bunlar 2 ila 3 haftada çıkabiliyor. Aşı yapacaksak aşıya başlıyoruz. Bazısı aşıya uygun olmuyor. Sadece bu acil durum iğnesiyle devam ediyoruz. Daha sonra arı sokmasında eğer farklı bir arı sokmuşsa, işte bal arısının çeşitleri var ya, ban arısının çeşitleri var. Hakikaten hiçbir şey olmayabilir. Bu bölgede ama de çok fazla. Yani aynı arı sokarsa benzer reaksiyonu, hatta daha şiddetlisini yaşama riski nedeniyle hemen kendi kendine kullanabileceği, hiç hani kalem gibi basıp yapıyorsunuz bir kırmak, bir şey yapmak yok. Bunu yapıp 112 ile hemen bir sağlık merkezine gitmesini öneriyoruz. Hocam burada şeyi soracağım. Özellikle bayanlar, izleyicilerimiz çok fazla. Takı takıyorlar. Yani yüzük, kolye takıyorlar. Sonra bize de geliyorlar. Ben göğüs hastalıkları hekimiyim. İşte alerjim var diyorlar. Alerji testi yaptırmaya geldik diyorlar. Yani her takı ve ciltte oluşan her reaksiyon takıya bağlı, kaşıntı alerji midir? Yani. Şimdi şöyle, metal alerjisi, nikel alerjisi, en sık görülen kontak temas alerjisi dediğimiz maddeler içerisinde. Bunun testi biraz daha farklı. Hani ev tozu, polen alerjileri dedik ya, onlar gibi hani hastalarımız bir kısmı biliyordur. Kolumuza böyle damlatırız, iğnelerle batırırız. Onun testi daha farklı. Sırta yapıştırılması gerekiyor. Ve sırtta 48 saat kalması gerekiyor. Ondan sonra okuma yapılıyor.
bu testte gerçekten var olup olmadığını ortaya koyuyoruz. Eğer çıkarsa metal alerjisi, bu nikel olabilir, altın olabilir, hastaların tek yapması gereken o maddeden uzak durması. Bir de hocam şey soracağım, sözünüzü kestim, çok önemli olduğu için. Polene bir türlü gelemedik. Bu bölgede özellikle en çok konuşmamız gereken belki polen. Polen alerjisi özellikle alerjik rinit dediğimiz sonrasında astıma kadar gidebilen hastalıklar oluşturuyor. Polen alerjisi nedir öncelikle? İnsanlar hangi bölgede ne tür polenler var? Bunu önceden bilebilirler mi? Yani mesela Türkiye'deki bir vatandaşımız, işte ben Akdeniz bölgesine seyahat ediyorum ya da Karadeniz bölgesine seyahat ediyorum. Acaba burada ne tür polenler var? Beni rahatsız eder diyebilir. Mesela Rize'de çay çok fazla, ağaç çok fazla. Bu konuya biraz girebilir miyiz? Şöyle, polenler bitkilerin üreme organı aslında. Hı hı. Her bitkinin, bu hani çiçekte olur, ağaçsı, otsu, bitki hiç fark etmez. Bitkilerin kendine özgü polen üretme dönemleri vardır. Evet. Bu o bölgenin iklim ve coğrafi şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Hı hı. Ama genel olarak bizim ülkemizin bulunduğu kuşakta ağaç polenleri Şubat sonu Mart başı gibi Nisan ortasına kadar... Hı hı. Ot polenleri, çayır çimen dediklerimiz Mayıs, Haziran gibi. Hı-hı. Yabani ot polenleri de Temmuz ortasından başlar, Eylül, Ekim'e kadar sürer. Hı-hı. Ama bu biraz daha karasal iklimin olduğu bölgelerde. Peki mesela, hocam bu polenler hareketli midir? Yani rüzgarlara uçabilir mi? Ege ve Akdeniz'de mesela neredeyse yılın 10 ayı, Aralık, Ocak hariç hep polenler vardır. Hı-hı. Polenler gözde görülmez. Özellikle Mayıs ayında kavak ağaçlarının pamukçukları uçar ya, onlar polen değil. Hı-hı. Ama onların üzerinde yapışmış, gözle görünmeyen mikroskopik boyutta polenler vardır. Hı-hı. Rüzgarla uçarlar. Ne kadar uçarlar biliyor musunuz? 300-400 kilometre kadar. Yani. Ben şehrin içindeyim. Burada ağaç yok, çimen yok. Nereden dememek geliyor lazım diye düşünmemek lazım. Evet. Mesela biz Rize'de yaşıyoruz şu an. Burada çay bitkisi çok fazla. Ama Allah'tan çay bitkisinin poleni rüzgarla çok yayılmıyor. Mesela güllerin de öyledir. Böceklerle yayılır. Bir de burada yağmur yağıyor. Onun ama da etkisi var. Ama fındık ağacının poleni... Hı-hı. Çok alerjeniktir ve çok yayılır. O yüzden Trabzon, Ordu, Giresun fındık ağaçları polen vermeye başladığında Mart gibi, bakın fındık toplama zamanı yaz ama polen yapma zamanı Mart gibi, hastalarımızın şikayetleri çok olur. Artıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Peki. Mesela çok özür dilerim. Doğu Karadeniz'in fındığı, Ege ve Akdeniz'in de zeytin ağacı. Zeytin ağacı. Çok yaygın. Ege'liler zeytinden, Doğu Karadeniz'ler. Peki hocam, şimdi hep yazdan, yani bahar dönemlerinden bahsediyoruz. Yani kışın hiç alerji olmaz mı insanlar yani? Sadece yazın mı alerji olur? Tabii güneşten, polenden tabii falan. Yıl boyu süren alerji dediğimiz olay, yıl boyu sürdüğü zaman, eğer hani hakikaten tropikal bir iklimde ya da yıl boyu polen olan bir yerde yaşamıyorsanız, daha çok iç ortam alerjenlerini, küfleri, ev tozu akarlarını, evde hayvan besliyorsanız kedi köpek, onları düşünmek lazım. Bir de soğuk. Mesela soğuk alerji yapar mı? Çok ilginç ama hakikaten soğuk alerji yapar. Şimdi soğuğa çıktığında herkesin bir hani refleks yanıt olarak bir kızarıklık, uyuşma olabilir. Ama soğuğa maruz kalan yerlerinizde şişme oluyorsa, böyle kurdeşen gibi döküntüler oluyorsa, bu soğuğa bağlı kurdeşendir. Bunun daha ileri boyutu, soğukla karşılaşınca, mesela soğuk bir denize girince, soğuk duş yapınca, soğuk bir şey içince, dondurma yiyince boğazınızda şişme olması, nefesinizin daralması, bir alerjik şok geçirmeniz, soğuk anafilaksisi nadir de olsa olabilir. Şeyle alakalı bir anım var da, yani polen alerjisi olan bir cerrah arkadaşım var. Evet. Kendisi çok başarılı bir beyin cerrahı. Bir günsü bana geldi. Ya dedi, ben çok ciddi ameliyatlara giriyorum. 10 saat, 15 saat ameliyatlara giriyorum ama bir türlü şu alerjik rinitimi yenemedim. Evet. İşte ameliyatta burnumu çekip duruyorum. Konsantrasyonum bozuluyor. Gece uyku uyuyamıyorum. Sabah kalktığım zaman depresyona giriyorum. İşte anksiyetem, sinirlilik halim artıyor. Neredeyse diyor, şu burnu tutup kesip atasım geliyor diyor. Bunları siz çok duyuyorsunuz herhalde değil mi? Alerjik rinitlerde. Aslında çok güzel anlatmış hekim arkadaşımız. Şimdi alerjik rinit, saman nezlesi, hani basit, herkese görülebilen bir hastalık gibi geçiyor ama yaşam kalitemizi son derece kötü etkileyen bir hastalık. Evet. Yapılan bir araştırmada alerjik rinitli, hani tedavi almayan, şikayetleri olan alerjik rinitli bir bireyin yaşam kalitesiyle 6 ay içerisinde kalp krizi geçirmiş bir hastanın yaşam kalitesi aynı oranda ya, bozuk bulunmuş. Yani. Şimdi bir 6 ay önce kalp krizi geçirdim deyince bir yaklaşım var. Bir de alerjik nezlem var. Ama inanın
hakikaten gece bir kere kaliteli uyku uyuyamıyor insanlar. Sabah yorgun kalkıyor, dinlenmemiş. Bugün içi konsantrasyonu azaltıyor, gerginlik hali yaratıyor, mutsuzluk, motivasyon düşüklüğü hepsine yol açabiliyor. Bir de hekim arkadaşınız demişken lateks alerjisinden, mesleki evet, alerjilerden bahsedelim. Şimdi uzun süre mesela ameliyathanede kalıyorum, ameliyat yapıyorum diyor. Ameliyathanede kullandığımız o plastik maddeden yapılmış eldivenler lateks ve benzeri ürünler içeriyor. Bunlar da oldukça alerjenik. İlk başta özellikle hani tıp eğitimine başladıklarında çok fazla farkına varmaz hekim arkadaşlar ama işte asistanlığa başlarlar. İlk yıl biraz ellerde kızarıklık olur. İşte kremlerle idare ederler. Sonra bir ara bakar burnu akar. Bir ara bakmış ameliyathanede krize girmiş. Evet. Mutlaka lateks alerjisini telefonumuz düşünmek daha var lazım. Hocam. Buyurun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam bir sorun var. Nereden arıyorsunuz? İsminizi de bir söylerseniz memnun oluruz. Trabzon Araklı Aydın Danışman. Evet Aydın Bey. Buyurun Aydın Bey, sorunuzu alalım. Hocam soğuk vurduğu zaman bana nereye fazla tesir ediyorsa orada böyle şişmeler meydana geliyor, kızarıklar. Bir de ufaktan bir kaşıntı. Acaba bunun tedavisi var mıdır? Evet. Soru geçmiş güzel. Olsun, Trabzon Araklı'dan arıyor. Soru güzel. Özellikle evet. Diyor ki soğuğun tedavisi var mıdır? Öncelikle soğuğa direkt çıkmamanızı öneriyoruz. Yani ne kadar hızlı soğuğa maruz kalırsanız şikayetleriniz o kadar çabuk olacaktır. Korunarak çıkmanızı öneriyoruz. Evet. Ama bunun olmaması için çoğu zaman bir tedavi düzenli önermiyoruz. Olursa vereceğimiz ilaçlar var. Fakat diyelim ki siz işiniz nedeniyle, yani evet, işin nedeniyle mesleğiniz nedeniyle hani kış sezonu özellikle dış ortamda çalışmanız gerekiyor. O zaman iki türlü yaklaşımımız oluyor. Her gün kullanacağınız bir ilaç veriyoruz ama bu ilaç sizi sadece koruyor, bir daha olmamasını sağlamıyor. Evet. Diğer bir yöntemde diğer alerjik hastalıklarda da yaptığımız gibi bir rapor düzenleyerek hastanın dış ortamda değil de iç ortamda çalışması uygundur diye bir rapor düzenleyebiliyoruz. Hocam şimdi polikliniklere çok sık geliyor. Benim polikliniğime de geliyor. Hocam diyor işte bir hastamız geliyor. Ben diyor ne astımım, ne öksürüyorum, ne nefes darlığım var. Yanlış anlama diyor. Yanlış polikliniğe de gelmedim. Yani ben doğru yere geldim ama bana diyorlar ki diyor benim vücudumda kaşıntı var. Senin ciğerlerinde bir rahatsızlık olabilir. Git bir doktora, göğüs doktoruna git görün diyorlar ya da alerji doktoruna. Şimdi şu soruyu soracağım burada. Yani kaşıntısı olan acaba bende bir hastalık var mı kaygısına kapılıyor. Yani kaşıntı sonuçta alerjiyle de alakalı, alerjinin bir bulgusu olabilir. Kaşıntıyla seyreden başka hastalıklar var mı? Yani şimdi bu da çok güzel aslında. Bizim de hemen her gün karşılaştığımız bir soru. Kaşıntı cildinizin bir belirtisi aslında. O kadar çok hastalıkla ilişkili olabilir ki alerji bunlardan sadece hani denizde bir damla. Ama kaşıntının en sık sebebi özellikle erişkin yaş grubunda gördüğümüz kuru cilt maalesef. Cildimizin kendi bir nemlendirme tabakası vardır. Biz kullandığımız ürünlerle işte fazla kimyasal madde katkılı temizlik ürünleriyle bu nem dengesini bozuyoruz. Cilt kuruduğu zaman kendini yapacağı ilk tepki kaşıntıdır. Ha bu kaşıntı hakikaten bir hastalıktan mı ötürü geliyor yoksa sadece cilt kuruluğundan mı? Hastaya birkaç soru sorarak bunun kararını varabiliyoruz. Evet. Ama kaşıntı ve hatta döküntü eşittir alerji değildir. Öncelikle hocam. Cilt hastalıkları uzmanına gitmelerini öneriyoruz. Programın süresi de esasında kısalıyor. Ben programa doyamadım açıkçası. Alerjiyi de seviyorum ben biraz açıkçası. Evet. Okuduğumda bir konu. Bir telefon bağlantımız daha varmış alalım. Hocam. Tamam. Buyurun iyi akşamlar. Alo, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı İsminizi ve nereden aradığınızı söyler misin? Sonra sorunuzu alalım. Ben Yozgat'tan arıyorum. Yozgat'tan. Buyurun. İsminiz? Benim kızım Rize'de, üniversitede okuyor. Şu anda hocanın hastası, arı alerjisi var. Tedaviye başlayacağız inşallah. İlaçlar sipariş verilmiş. İnşallah. Bu konuda ben bilgi almak istiyorum. Hani kızım orada yalnız... Bu tedaviye nasıl cevap verir diye yani biz uzaktayız. Bu yoğun bak şey iğnenin tedavinin
Kesin sonucu evet. Ne olur diye. Evet. Tamam. Geçmiş olsun. Onu öğrendiklim hocam. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hocanın hastası şu anda emin ellerde. Emin ellerde. Hiç merak etme. Hocamız tedavi verir inşallah. Evet. Evet. Arı alerjisinde aşı bahsettim. Tedavisinden %97 oranında fayda görüyoruz. Çok yüksek yani. Çok yüksek. Hani polen ya da ev tozu akarı alerjisinde alerji yaptığımız her 4 kişiden 3'ünde çok güzel yanıt alıyoruz. Ama arı alerjisinde %97 koruyuculuk. Burada okuduğu sürece biz onun aşılarını yaparız. Koruyucu iğnesini veririz. Hiç merak etmesin. Düzenli olarak aşılara gelmesi çok önemli. Çünkü bu düzen olmazsa o hani bağışıklık sistemini kandırmaya çalışıyoruz dedik ya, o işlem sekteye uğrar. Hemen akıllarına şu soru gelebilir. İşte okulda okuyor ama yaz tatili eve gideceğim, ne olacak? Hiç merak etmesinler. Burada bir sürü üniversite öğrencisi aşı tedavisi alan hastalarımız var. Hepsini yaşadığı bölgede en yakın erişkin alerji uzmanına yönlendiriyoruz. Tatil döneminde aşılarını orada oluyorlar. Okul açılımında gelip tekrar bizde devam ediyorlar. Şimdi şu soruyu sormasam ve bu program biterse içimde kalır. Esasında biraz bahsettiniz de. Ya şimdi en çok şey ev tozu akarları şikayetleri geliyor. Evet. Mesela bize hanımefendiler geliyor. Diyor ki sizin ev tozuna karşı alerjiniz var. Ne yapayım, ona, temizlik efendim, yapmayayım ben, ya, efendim ben çok titiz insanım diyor. Nasıl bana bunu söylersiniz falan diyor. Ben, yani esasında onu kastetmiyoruz ama hocam ev tozu akarlarına karşı alerjisi olan aileler ne gibi tedbirleri alsınlar? Tamam, onlardan bahsedelim. Bahsetmedik sanırım. Evet, bir kere hanımlarımızı hiçbir şekilde suçlamıyoruz. Evet. Türk hanımları oldukça temiz hanımlar. Hiç merak etmeyin. Bu toz alerjisi değil aslında. Tozun içindeki bir böceğe alerji. Ve doğal döngüde var. Yaşamda var bu. Nasıl başka böcekler, kuşlar, hayvanlar var. Bunlar da tozların içinde yaşayan böcekler. Toz alerjisi olan bireylerin evlerinde yün yatak, yorgan, yastık istemiyoruz. Yastık çok önemli özellikle. Mümkünse yastıklarını 3 yılda bir, 4 yılda bir değiştirsinler. Kaldırıp hani, atsınlar. Kaldırıp atsınlar. Hani yıkayıp güneşte kurutmak hiçbir çözüm değil. Özel kılıflar nasıl alabilirler. Nasıl kıyarım hocam ben diyor. Ben o yastığı nasıl yatarım diyor. Annemden bana kaldı diyor çeyizimde. İşte en büyük sıkıntımız da o. Özellikle çeyizden gelen bu yatak eşyalar, yorganlar uçlarda kapalı ortamlarda kalıyorlar. Misafir gelince açılıyor. En çok akar onlarda oluyor. Misafir de sabaha kadar uyuyamıyor ya. Aynen öyle. Çift kat nevresim geçirebilirler. Evet, bu nevresimleri haftada bir yıkamaları gerekiyor. Evet. Renkli bile olsalar 60 derecede yıkamak gerekiyor. Hani bizim hanımlar titizdir, rengi solmasın. 30 derecede yıkayayım, buharlı ütü yapayım, bir işe yaramaz. 60 derecede yıkayacağız. Çocuklar için de özellikle bu tüylü oyuncaklar vardır ya, onlar çok fazla akar peluşlar içeri. Falan. Peluşlar, onları hiç almasınlar bir de bizde bir battaniye istiyoruz. Kültürü var. Onu ne battaniye yapayım? İşte battaniye nevresime geçirecekler. Ve yünlü olmayacak. Ona çok dikkat etmeleri lazım. Hocam ben küçüklüğümden beri hep şunu hatırlarım. Yani yatak odalar hep depo gibi bilinir yani. Yani çok mesela haklısınız. Kocaman bir misafir odası vardır. Oraya hiçbir şey koymayız biz. Ama yatak odasına ne bulursak her eşyanın yedeğini oraya koyarız. Ama doğru bir şey değil. Yani yatak odaları olabildiğince tenha ve ferah ortamlar olması gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Minimalist. Ne kadar az eşya o kadar iyi. Az alerji. Tabii ki kapalı dolapta durması her zaman iyidir. Ama kapalı dolapta günlerce, yıllarca duran bir eşyayı çıkarıp kullanmak çok da büyük sıkıntı. Evet. Vaktimiz var mı bilemiyorum ama bir soru daha var. Alalım. Evet, soru yokmuş. Peki. Biz de yavaş yavaş toparlayalım. Sanırım bir dakika kadar vaktimiz kalmış hocam. Öncelikle hocam gerçekten çok faydalı bir program olduğuna ben inanıyorum. Çok güzel sorular da geldi. Türkiye'nin her tarafından sorular geldi. Profesör Doktor Berna Adile Berna hocamız Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi hastanemizde kendi kliniği var. Alerji kliniği var. Çok da başarılı hizmetleri var. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok bilgilendirdi. Buradan da özellikle Çay TV seyircilerine bir katkımız olduysa ne mutlu bize diyoruz. Bu sağlık programını müsaadenizle hocam size tekrar teşekkür ederek son bir cümle de ben etmek istiyorum. Ben de hem Mevlüt hocama çok teşekkür ediyorum beni misafir ettiği için. Rica hem de Çay hocam. TV çalışanlarına. Son olarak alerjik hastalıklar kronik hastalıklar. Evet. Maalesef verdiğimiz tedavilerle ortadan kaldırmamız mümkün değil. Ama size alerjinizle çok güzel bir yaşam sağlayabiliriz.
lütfen uygun hekimlere başvurunuz evet. diyorum. Ayrıca alerji bir ekip işidir. Evet, evet, Rize'de çok güzel bir kliniğimiz var ama ben orada tek başıma çalışmıyorum. Bana yardımcı olan evet. çok değerli asistanım, ekibiniz var. Hemşire hanımlarım var. İhtiyacı olanların lütfen illerine en yakın yerdeki erişkin ya da çocuk alerji kliniklerine başvurmalarını öneriyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet, sevgili Çay TV izleyicileri, bir sağlık programı da burada sonlandırmak durumunda kalıyoruz. Halen telefonlar geliyor ama inşallah bu telefonları belki hocamız lütfeder gelir, ikinci bir programda cevaplarız. Hepinize Çay TV stüdyolarından iyi akşamlar diliyoruz. Sağlıklı günler temenni ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.